Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dün biraz farklıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min şeyni ilahi sabiye bihamdiyim. Esselamu aleyküm ve ala ihvanikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. 13. Lema'ya geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzubike min hamazati şeyatin ve euzubike Rabbi en yahturun. Sadakallahu nazim. 5. işaret. Çok ilginç bir yer. Soru sorabilirsiniz. Şimdi zannediyorum çok meseleleri de halledecek. Çok mesela vehim, vesvese, panik atan temelidir bu. Bayılmayı da o yapıyor. Bayılma var ya böyle, nöbet geçirme. Yani onlar, sistemden bahsedeceğim, sistem. Orada sorabilirsiniz. Benim de o anda lazım gelirse söylerim o hastalığı. 5. işaret diyor ki Cenab-ı Hak Kütüb-ü Semaviye'de bütün dinlerde beşere karşı, insana karşı şu cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mucizatı göstermekle beraber yani bütün kitaplarda, semavi kitaplarda cehennemle tehdit ediyor, cennette tebşir ediyor. Yani vaat ediyor. Birincisi bu. İkaz ediyor, ihtar ediyor, tehdit ediyor. Bak, irşad ediyor, ikaz ediyor, ihtar ediyor, tehdit ediyor, teşvik ediyor. Halde böyleyken, bak Allah cenneti vaat ediyor, cehennemle tehdit ediyor. Böyleyken, ey iman, bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken, cennet var. Önce iki tane kar. Cehennemde kurtuluyorsun, cennete giriyorsun. Bir kurtuluyorsun, bir giriyorsun. İki tane oluyor. Bu kadar ey iman, bir de iman var. İmanın, İslamiyet'in doğru olduğuna delil de imandır. Yani İslamiyet doğru mudur? İmanın güzelliğini yaşıyorsun, rahat ediyorsun. Kanserdir, beladır, musibet, ölümdür, mezar. İşte bu tür şeylerde sana iman teselli veriyor. Yani imanın güzelliklerinden. Yani sanki sallaması yapılmış. Yani anlıyor musunuz? İman doğru mudur, değil midir? Mesela iman olduğu için ölüme karşı nasıl teselli bulacaksın? Neyle teselli bulacaksın? Ölüm var. Panik var yapıyorsun. Adam aklı başında olan doktor ne diyor? Dinden de destek al diyor. İlaç veriyorum ama ondan da destek al. Aklı başında olan doktor bunu der. Ondan sonra dinin emirlerinin hiçbir tanesi ruhsal ve bedensel zararı yoktur. Hepsinin tam tersine kârı vardır. Allah'ın bu kadar teşviki var. Cehennemle tehdidi var. İmanı vererek de imanın güzelliklerine de şahitsin. Sağlaması var. Bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hizb-ı şeytanın mükafatsız çirkin zayıf tesiselerine karşı. Şeytanın cenneti yok. Mükafatı yok yani. Bir de zayıf tesisiz. Peygamberi yok şeytanın. Kitabı yok. Mükafatı yok. Tam tersine şeytan bize girdi mi uyduk mu sıkıntısı var. İmanda ferahlık var. Mesela Kur'an okuduğun zaman ferahlık hissetmiyor musun? Namazda durduğun zaman bazı namazlarda huzur almıyor musun? Bazı derslerde rahatlamıyor musun? Hepsinde olmuyorsa o bizim eksikliğimiz. Aslında hepsinde var ama biz yapamıyoruz. Hepsinde var olduğuna delil senin bazılarından istifade etmendir. Bazı namazda huzur olmuyor mu? Oluyor değil mi? Öyle oh, için açılıyor. Secdeden kalkasın gelmiyor. Bazı derslerde öyle oluyor. Bu nedir? İmanın sağlamasıdır. Bu dünyada doğruluğunu gözü.
Peki şeytanın panik atak, depresyon, bayılmalar, kriz geçirmeler. Şeytanın alameti bunlar. Şeytan, cin, erva habise, mevadi şerireler bunlar. Onların da sağlaması da ortada. Ona uyanlar belli. Akıbetleri de belli. Bu tarafa uyanların da belli ve akıbetleri belli. Bu kadar her şey açık iken Müslüman nasıl mağlup oluyor? Bir zaman beni çok düşündürüyordu diyor usta. Gene onlar nasıl mağlup oluyor? Bir mümin, imanı olan. Anladın değil mi usta? Usta diyor ki bir zaman beni çok düşündürüyordu usta. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın bu kadar şiddetli tehdidatına emniyet vermemek nasıl oluyor? Allah bu. He Ömer abi. Allah bu. Allah'ın tehdidini adam kale almıyor. Nasıl oluyor ya? Düşündüğü usta düşünüyor. Nasıl iman da gitmiyor? İman da gitmiyor. Günah işlese günah, iman gitmiyor. İnkar etmedikçe. İnne keyde şeytane kâne zayıfa. Nedir o? Muhakkak ki şeytanın tuzağı pek zayıftır. Keyd tuzak yani. Sırıyla şeytanın gayet zayıf desiselerine kapılıp Allah'a isyan ediyor. Yani çok garip. Oysa ayette diyor yine keyde şeytane zayıfa, kâne zayıfa. Yani kendisi de söylüyor ki şeytanın şeyi desisesi zayıftır, tuzağı zayıftır. Yani peygamberi yok. Bak şeytanın. Kitabı yok. Şeytan bize musallat edince huzur yok, huzurumuz gidiyor. Çok tuhaf ya. Ya sıkıntı hissetmemizin sebebi o adam. Nasıl peki uyuyoruz? Çok garip ya. Açık düşmanınız diye çok ayetler de var. He. Mübina, dehşetli bir düşman diyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları, bak şimdi kim bu? Hasan'ın dersine, Ahmet'in Mehmet'ine, Nur dersine gelen değil. Ustadın dersine gelmiş adam. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana karşı da fazla üstü zan ve iltibatı varken. Şuraya bak. Ustadın feyizli dersi, insiba var da boyalanma var. Feyiz yani ille okunan ders değildir buradan istifade edilen. İnsiba var. Yani birbirimize cezb oluyoruz. Yani maneviyatımızdan istifade ediyoruz. Herkes ortaya maneviyatını atıyor. Ama herkes genelden alıyor. Bir alıyor, 99 alıyor. Şimdi ustadan hakikat dersini almış. Kaç tane almış Ahmet? 100 tane hakikat dersini kalben tasdik etmiş. Yukarıda saydım. Cehennemin tehdidi var. Cennet var. İmanın güzellikleri sağlaması kendisinde var. 100 hakikat dersini de ustattan alıyor. Feyiz de alıyor. İnsiba var. İnikas var. Boyalanma var. Tamam. Ustadı aldığı halde kalben tasdik ile beraber bir de hakikat dersini kalben tasdik etmiş. Benden işittiği ve bana karşı da fazla hüsnü zannı ile irtibatı var iken kapsız, bozuk bir adamın emniyetsiz ve riyakarane iltifatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Fesubhanallah dedim. Soru acep değil mi ya? Devam ediyor soru. Kapsız, bozuk bir adam. Bak nasıl bir adammış. Kapsız ve bozuk bir adam. Yani maneviyatı yok, feyiz vermiyor. Bir de eylemi bozuk. Bir tane içsel alem, bir tanesi dış alem. Bak kapsız ve bozuk. Yani feyiz vermiyor. Yani senin, Allah Resulü diyor ya sizin dostunuz odur ki gördüğün zaman seni rahatlatıyor. Konuştuğu zaman da seni ferahlatıyor. Dost bu ya. Adam gördüğün zaman 6 ay işin ters gidecek yani. Öyle bir adam. Yani suratı, insan suratı değil yani, insi şeytan. Yani dolaşanlar hep insan mı zannediyorsun yani? Yani değil yani. Bak bir girsem o konuya. Yani dolaşanlar hep insan mı zannediyorsunuz? İnsi şeytan diyor. Allah da söylüyor, peygamber de söylüyor, ustad da söylüyor. Yani şeytan, insan mı zannediyorsunuz?
insan bak ilk önce beşerdir. Yani şerlerle dolu, karma. Bir kutuda hak ve batıl, doğru yanlış böyle bir kutunun içinde buna beşer. Yani bir şer, şerlerle karma. Ne zaman insan oluyor Ömer abi? Ne kadar sıyrılırsa beşeriyetinden. Beşerde ne kadar sıyrılırsa o kadar o nispetle insan oluyor. İnsan olduğunun alameti de 20 vecihler işareti şey şu anda 218'de anlatıyor. Şimdi kalpsiz, bozuk bir adamın emniyetsiz, riyakarane iltifatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Fesubhanallah dedim. İnsanda bu derece sukut olabilir. Aşağı inebilir mi ya? Bu nasıl olur ya? Padişahım. Ne kadar hakikatsız bir insan idi diye o bir çareyi gıybet ettim. Günaha girdi. Bir şey anlatmamış içinde. Şimdi burada izahı var. Devam ediyor ama burada 76, 73, 74. sayfada kanunları anlatıyor. Bu nasıl oluyor diye. Yani ağacın çekirdeği kanun. Ama ben kolay olsun bunun cevabını devam etmeyeceğim. Bunun açılımı var. Bu çekirdek gibi burası. Kanun ümdeleri var, ümdeleri var. O madde madde, 13 tane madde var. Tak 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 oraya geçelim şimdi. Hemen luba geçelim. Anladın mı Mustafa? İnşallah. Acayip şaşkına dönmüşsün değil mi? Ustattan 100 tane hakikat dersini kalben almış. Aklen değil. Ve adam kalpsiz ve bozuk. Riyakarane iltifatına kapılmış. Kur'an'ın ve Allah'ın ve peygamberin cennet vaadine, cehennem tehdidine kale dalmadan ustadın şahsında dine maruz oldu. Nasıl oluyor? Hı? Akıl alıyor mu? Peki. Şimdi buradan alacağım. Ehli hakkın mağlubiyetin kuvvetsizlikten, hakikatsızlıktan gelmediği. Bu niye mağlup oldu? Bu kuvvetsizlikten, hakikatsızlıktan değilmiş Ahmet. Bak bizi kurtarıyor. Bak Murat. Kuvvetsizlikten, kuvvetin yok değil şeytana. Hakikati da bilmiyorsun da değil. Değilmiş ondan. Sabık işaretlerde kat ispat edildiği gibi ehli dalaletin galebesi de kuvvetlerinden, iktidarlarından ve nokta istinad bulmalarından da gelmediği. Yani onların bir dayanak noktası, hak, böyle dayanak noktası, hakkaniyetleri de yok. Güçte oradan da gelmiyormuş. Ya nereden geliyor ya bu? Ehli iman, mağlubiyeti kuvvetsizlikten, hakikatsızlıktan, vefasızlıktan değilmiş. Ehli dalaletin de galibiyeti kuvvetten, iktidardan ve dayanak noktasının doğruluğundan da gelmiyormuş. E tamam da nedir ya bu? İyice yumak oldu değil mi Mustafa? Kuvvetlerinden, iktidarlarından ve nokta istinat bulmalarından gelmediği yine o işaretlerde katı ispat edildiğinden bu sualin cevabı sabık işaretlerin heyet mecmuasıdır. Yalnız burada desiselerinden ve istimal ettikleri bir kısım silahlarına işaret edeceği şöyle ki. Silahlar şu. Madde madde sayacağız abi. Bir, iki, üç diye. Şeytanın silahı. Şeytan. Şeytan silahı. Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki ustad adamla karşı karşıya gelmiş. Müşahede, şahit olmuşum o adama. Herkes olmuştur. Biraz şuur ve farkındalığın arttıkça şeytan hepten nettir. Benim alemimde inan hepten nettir. Şeytan nettir. Yani hiç şeyim yok.
Yani çok belirgin. Bu budur, bu da budur. Alemimde bu budur, bu da budur. Bu göğsüme ateş bastığı zaman, kafamı şey yaptığı zaman, bu budur, bu da budur. Uçak korkusu olanlar, tünel korkusu olanlar, tamamen odur inanın. İşim benim bu. Burada tevazu yapmayacağım. İşim benim bu. Tamamen bu adam. Bak göreceksin. Bu adam aktif ediyor. Bak şurası. Bak serbest bölge. Dün yapmıştık. Oradan işte dün anlattım ama şimdi ben diyor kendi mükerrere müşahede etmişim ki %10 ehli fesat, 10 kişi fesat, %90 ehli salaha mağlup ediyordu. Allah Allah. 10 kişi 90'ı mağlup ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek katiyen anladım ki o galebe kuvvetten ve kudretten gelmiyor. Bir, nereden geliyormuş? Sayı 13 tane. Yaslanın bakalım yerinize. 13 tane madde. Bir, fesattan. Fesat? Hani ifsad etmesi, bozması. Bozmasından. Tamir etmek zordur. Tahrip etmek kolaydır. Yani şeytanın mesleğinde tamir olmadığından kolaydır. Fesat var. 20 adamın 20 günde yaptığı binayı bir çocuk bir saatte yakar. Öyle mi Ahmet? Ya. Koca senelerden beri birikimin olan dükkanın, arabanın bir kirbitle yok olur. Bak tahrip kolay. Et tahrip etse. Demek ki fesattan, iki, alçaklıktan, üç, tahripten, dört, ehli hakkın ihtilafından, istifade etmesinden, beş, ad saymayayım bundan sonra madde madde sayayım, işlerine ihtilaf atmaktan, mesela şöyle diyeyim, misal, Ahmet bizim manevi evladımız, yani o bizim evliliğimizde büyüdü, Ahmet'ten örnek verdim. İlk 1990 kaçtı, 4 müydü? 4'ten beri beraberiz, 13 yaşındaydı o zaman. Şimdi, bak bir şanlı onun üzerinde. Bizi biliyor. Kaç sene oldu? 15 sene. Değil mi? 25 sene ha. Ben onu biliyorum. O da beni biliyor. Beni biliyor. Ben koyuyorum kendimi onu. Şimdi bu kadar mazimiz var bununla. Biz Mustafa ile de öyleyiz. Şimdi o genç olduğu için daha şey oldu. Bu kadar güzellikler çıkıldı, gözüktü. Bu kadar beraber olduk. Ama beşeriyetimizin iktizasında eksiklikler de olur. Vardır. Belki ona göre eksiklik, bana göre de doğruydu. Ama eksik değil. Şimdi şeytan geliyor Ahmet'e, örnek verdiğim için söylüyorum öyle. Ben de bir kusur görse, 25 senelik bir mazimiz var. Yani bu kadar böyle ciddi bir münasebetimiz var, hizmetimiz var. Şeytan-ı layin onun bir boşluğuna girip benim bir eksikliğimi, beşeriyetimi ona gösterip benden koparabiliyor. 25 seneyi. Sebebi 3 tane şahsiyeti bilememekten. Herkeste 3 tane ayrı tane adam var. Onu pistonla sıkıştırdı, tek adam oldu. Herkes 3 tanedir. Herkes 3 tanedir. Bir, beşeriyetimizdir. Yeriz, içeriz, top oynarız, gezeriz. Yani böyle bişer. Bu tarafımız var. Sizin gördüğünüz, birbirimizi gördüğümüz taraf bu. Mustafa ben senin bu tarafını görüyorum. Bir de insanın bu beşeriyetinin arkasında bir arkaya ubudiyeti var. Yani Allah'a karşı oruç tutmanız var Celal. Orucun var, namaz var, takva var, vefan var, namus duygun var, sadakatın var, içsel Allah ile münasebet için görmüyoruz. Bir de bu şahsiyetin var senin. Bir de birisine bir şey anlatıyorsunuz. Evladınıza, gelen şeye, müşteriye, şuna buna da bana anlatıyorsun. Veya ben ders yapıyorum şimdi. Ders yapıyorum. Veya beraber birisini derse getirecek bir şey anlatıyorsun.
Orada da üçüncü bir şahsiyetiniz çıkıyor. Vazifedarlığınız. Her bir nur talebesi vazifelidir. Bir köye gittiği zaman fırsatı gelince bir şey anlatması. Varsa elinde arabanda bir küçük kitap verme. O vazifeni gösteriyor. O anda başka bir şeydir. O sen değilsin. Senin üzerinde hizmet ediliyor. Bir de iç ruhsal ubudiyetin vardı, bir de beşeriyetin var. Bu mevlun, namussuz, bu şeytan, nizam, o beşeriyetin var ya, nizamı görüyorum bir tarafını veya nizam da 94 işte o zaman, aynı. Bir beşeriyetimi görüyor, Allah Allah, sana bunu nasıl yapar ya? Nasıl der ya? Bu nasıl olur ya? Hafsalan almıyor, almaz. Ve ondan sonra 25 sene bir yapıyı dinamit ettiriyor bu adam. Niye? Ayıramadığımız için. Üç tane şahsiyeti birbirinden ayıramadık. Bu tarafı çürüktür ya. Ve her tarafı da değil. Beş elbetin bir tarafı ya. Peki Allah'ın kanunu nedir burada geçiyor? Muvazzini ama. Yani bir adamın iyiliği var, koy cennete. Bir adamın kötülüğü var, koy cehenneme. Değil öyle. Haşir'deki terazi koyacaklar celal esasen atını bir katına. Günahını da bir tarafa, sevabı bir tarafa. Hangisi galipse, diyelim ki günahın az veya sevabın az. Sevabın az, gene koymuyor. Bir, şefaat-ı Resulullah var, cemaatin şahsı manevisi var. Kişilerin bir kişi direkt cennete giderse 70 kişiye şefaat edebiliyor. Bir sürü şey var, sigortaların var yani. Tamam, bir sürü sigortalar var. Kendi başına kalmadın. Sevabın az, günah fazla ama Resulullah'ın şefaati var. Onu da iskaladın. Cemaatin şahsı manevrası var. Onu da iskaladın. Ya birisinin direkt cennete giden bir tanıdığın, bir dostun. Ona takılırsın ya, bir şey de. Onu da iskaladınsa iskalayacaksın. Tamam mı? O zaman günah kadar yanacaksın ama gene çıkacaksın bakın. Ama biz günaha kadar yandıktan sonra çıkartan Allah cehenneme soktuktan sonra gene cennetine koyuyor. Biz o beşeriyetiyle yaptığı hatayı ona özür dilese de veya yapmasa şimdi biz o kafamızdaki cehennemde attık ya onu kafamızdaki cehennemde onu çıkartmıyoruz. Kafamızdaki onu çıkartmıyoruz. Burada ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun uzun uzun? Üç tane şahsiyet var. Bana kendimle kıyas ettim Ahmet'le. Eşinize de böyle bakın. Eşinizin de üç tane şahsiyeti var. Bir beşeriyeti var. İki ruhu var. Üç vazifedarlığı var. Derse gidişi var, kitap okuyuşu var. Bunu ayırdın. Şimdi... Bu kendi şeyde de çok önemli Hasan abi. Yani kardeşler kendi aramızda da bu çok önemli. Yani mesela biz mesela sana bakarken mesela Hasan abi asla hata yapmaz. Haşa tabii. Değil mi? Öyle bir his, öyle bir düşünce var yani. Ya yanlış bu. Çok yanlış bir düşünce yani aslında. Tek birisine hakkında var bu. İki tane sıfat. Mahfuz ve masum. İkisi de Resulullah'tadır. İsmet sıfatı. Müceddidler ise mahfuz değildir, masumdur. Yani Cebrail'le korunmuyor ama günahları bilinen günahlarını bilmiyoruz. Masumdur yani. Niye masumdur? Onun hakkında günah bilmiyoruz. O zaman suizan etmek haram ya. Suizan edilemez. O zaman masumdur. Ama mahfuz değildir. Hıfzedilmemiş. Cebrail'le kontrol edilmiyor. Sen benim günahıma şahit misin? Beşeriyetime vereceksin. Birbirimize hemen atıyoruz. Ya ne atıyorsun ya? Ne atıyorsun ya? Nasıl atıyorsun ya? Niye atıyoruz ya? Onu at, bunu at. Kim kaldı? Yalnızlaşıyoruz. Yalnızlaştırılmış bir asır. Vefasız asır. Çok ucuza ve çabuka birbirimizi terk ediyoruz. Çabuk ve ucuz. Bir de tuhaf. Duydun bir şey. Sor bana benim hakkımda bir şey. Bakalım öyle mi? Belki o adam öyle anladı. O kadar vaka var ki bu meselede. Ya bir dakika dedim ya. Kim mi demiş benim hakkım? Ben demişim. Dedim ver bakayım bir söyleyeyim. Kardeş ben nerede dedim ya? Ya böyle böyle ben anladım. Senin anladığında beni niye itham ediyorsun sen? Sen öyle anladın. Esnaf-ı izamın diyor hikmetini bilemedin, sözü hareketini. Sen niye suyu tevil ediyorsun?
Yani Allah Allah. Bir şey söyleyeyim, ben haletimi söyleyeyim. Ve fiilen de böyledir. Biliyorum çünkü en rezil bir vaziyette görsem sizi, en vaziyette görsem kim olursa olsun, vallahi söylüyorum, billahi tallahi söylüyorum. Allah şahittir. Yalan Allah şahit edilirse kafir olur. Bilen insanım. Sizi en rezil bir vaziyette görsem, vallahi görmemezlikten gelir, şu anda verdiğim değeri düşürmem. Beşeriyetidir o der. Ve böyle de yapıyor. Gidiyorum, ziyaret ediyorum. Yani o kızmışım veya şey yapmıştır veya bana bağırmıştır veya ona bağırmışım. Ya telefon açayım veya gidiyorum. Öyle mi Ahmet? Gitmedik mi abi? Gidiyoruz. Bir daha okuyorum. Fesattan. İki, şeytan, bizde sistem, 18 bin alemin sistemi yok mu? Ya domuzun bir sıfatı domuz ya. Onun da zikri var kardeşim. Hiç iyiliği olmayan şeytan, hiç kötülüğü olmayan melek, ne iyilik ne kötülükte haberi olmayan hayvan, bütün her şeyin cemi, hem iyilik hem kötülük, şeytan, melek, insan. İnsanın varlıktan, Allah'ın dışında varlıktan insanı çekip çıkarsanız varlık yok olur. Ağaçtan çekirdeği yok edin. Ne olur koca ağaç? Ağaç yok ki. Çekirdeği yine batırır Ömer abi. Ağaç yoktur. Biz böyleyiz. Her şey var, her şey gözükecek kardeşim ya. Birbirimizi satmaya, birbirimizi vitrine koymaya gelmedi ki. Birbirimizi elimizden geldiği kadar hakka teşvik edeceğiz, o kadar. İsmet sıfatına sahip değiliz ki. Masum ve mahfuz değiliz. Asıl imamları masumdur çünkü günahlarını bilmiyoruz. İmam Rabbani Hazretleri'nin günahını biliyor musunuz? Yok, masumdur. Ama mahfuz mudur? Mahfuz, fe, hıfzedilmiş mi? Cebrail'le mi konuşuluyor? Yok. O kadar. Peygamberlerde var ikisi. Demek ki fesattan, alçaklıktan, şeytan bu tarafımızı aktif ediyor. Şeytan bu tarafımızı aktif ediyor. Yani 18 bin alem bu alemde bir şekilde kendisini gösteriyor. Şeytan da yok mu bizde? Var, meleklik de var. Muhyiddin Arabi ne güzel demiş. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. Cebrail benim, Mikail benim, İsrafil benim, Azrail benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim. Her şey benim diyor. İnsan cemil cemdir. İnsanın dışında hiçbir şey yok. Böyle bir camiül cemdir. Zıtları da düşünürsen camiül ezdattır insan. Yani işaret edeceğiz de söylüyor ya. İşaret edeceğiz bulursam. Şurada bana abi, solda. Bu taraf. He. Bana görürsün. Kaçtı Hazreti Ali'nin sözü vardı. 187. Vav maşallah hoca ya. 180. Aa tamam işte söyledi işte. Ve tez umu enneke cimrun sagirun ve fiken tavel alemun ekber. Ne diyor hoca? Sen kendini küçük bir cimri zannediyorsun. Halbuki büyük alem sana sığmıştır. Ya emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alem içine alacak kadar büyüktür. Yani kendini küçük zannetme, 60 kilo 70 kilo. Çekirdek de öyledir. Çipler var ya hafıza kartları. Ama binlerce film içine almış. Sen ne zannediyorsun kendini ya? Çok acayip ya. Her şey var sende ya. Şeytanlık da var, hemen gidiyor namazda da var. Kahveden çıkıyor namaz kılıyor. Sordular, oluyor mu? Niye olmasın, namazın farzlarından bir tanesi kumar oynamamak değil ki. Allah Allah. Ne diyorsun ya? Namazın 12 tane farzı var. Tamam. Olmuyorsa oluyor. Namaz borcun o diyor. O da ayrı bir günah. Namazın farzlarından bir tanesi kumar oynamamak. Var mı öyle bir şey? Yok. Ya 12 tane. Altısı içinde, altısı içinde. Namazı namazdır adamın. İnşallah kurtarır. Hep. Ama diyor ki namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar diyor abi. Ha, o şey kazanımı senin. Ama namazın kendisi fasit değil. Ama
Namazın namazdır yani. Namazın namaz yani. Ama o neticesi yani. Seni fahşai münker ver. Alıkoyar. Yani, onu duymasın abi, onu yapanlar. Tamam yani şu, şöyle duysunlar, hani bazılarının sözüne mukabil. Oruç tutuyorsun, namaz kılmıyorsun, ahırda aç hayvan gibi diyen muvazenesi sözlere karşı. Yani biz bunu olmayanı söylemiyoruz. O yok. Oruç ayrıdır, namaz ayrıdır. Namaz ayrıdır, haramlar ayrıdır. Mesela bir misal söyleyeyim. Kadın, ben gördüm bu yakını. Hastanede çalışıyor doktor. Açık saçık. Namaza çıktım 5. katta. Baktım bölünmüş. Tam giriyordum, o da girdi. Kadınların, erkeklerin. Ondan sonra hep birçok yerde buna şahit oluyoruz. Ondan sonra hatta şöyle yaptım. Biz de dahil Rıza Hoca Efendi dedi. Kamet kendi yani niyetini öyle yap. Ondan sonra tanıdık vardı benim, yakınım vardı. Ona sordum, oradaydı. Dedim orada, ya orada dayı dedi şey var. Tesettür, elbiseleri, şeyler, etekler, hepsi var. O da sordu. Dayı dedi yani orta, aynı bizim gibi çıkınca değişti. Olur mu? Namazın farzlarından mıdır? Namazın dışında, cadde, sokakta böyle geçeceksin. Namazın farzları var. Setra ahiret değil mi? Hadesten tarih. Biliyorsunuz yani bunu. Birisinin telefonu çalıyor. Cebine bir baksın bakalım. Şimdi, ya kardeşim haşa teşhit değil de, böyle muvazenesiz olmaz. Hepsi ayrıdır. Bak, fesattan 2, alçaklıktan 3, tahrip etmekten 4, ehli hakkın ihtilafından istifade etmesinden. Başka? İşlerine ihtilaf atmaktan. İşlerine ihtilaf atıyor. Bak, yani şeytanın iktidarına bakın. Bak devam ediyorum. Zayıf damarları tutmaktan. Zayıf. Herkesin bir zayıf damar var. Mesela nerede geçiyor? Hücumat sistemi var ya altı tane. Şu, hani havalimanından geçerken cihazlar var ya, X cihazı böyle. Akar. Böyle koyuyorlar, böyle bir yerinde bir şey var mı? Böyle durur, bağırıyor. O altı tane de insanın zayıf damarı var böyle. Bakalım hangi damar zayıf. Diyor ki zayıf damarını şeytan tutuyor seni. Namazdayken zayıf damarın kadınsa, paraysa, makamsa, erkekse, şöhretse, bilmem neyse, asabilikse, kovadaylıksa falan filan. Onu işletiyor adam. Hayalini onu getiriyor. Zayıf damarı tutmaktan, sonra aşılamaktan, hissiyat-ı nefsaniyeyi ve araz-ı şahsiyi tahrik etmekten, nefsani hisleri, araz-ı şahsiyi, milliyetçiliği, kavimciliği vesaire tahrik etmekten, insanın mahiyetinde müzir madenleri hükmünde bulunan fena istidatlar işlettirmekten, şöyle bak, şan ve şeref namı ile riyakarane nefsin firavuniyetini okşamaktan, ve vicdansızca tahribatlarından, herkes korkmasından ileri geliyor. Allah Allah. Korkmak. Bak diyor, vicdansız talibatlarından, yani bu özelliklerinden dolayı korkuyor insan. Evet. Yani mesela diyelim ki bu kadar mazimiz var Mehmet seninle. Bir böyle suizan ettiriyor. Ya sen abi öyle ama. Ya bu öyle adam ya, bu ne biçim adam ya. Mesela bak koca bir derse geldi, bir saat. Tevhid dersi vardı, hiç unutmuyorum. Ya Allah'ın ispatı var. Ondan sonra geldi. Koca bir ders ya. Tevhid'de de böyle şey mi biliyorsun böyle. Hassasın böyle, tevhid haşir. Ondan sonra hani benim eskide tevhidçi ve haşirci biliyor şey var ki öyleyim. Adam geldi, dedi ki getiren çela. Sormuş nasıl buldun falan deyince, tamam da dedi yani burnunu niye çekiyor dedi. Niye çekiyor? Başka bir tanesi, şimdi hangi ders bilmiyor, mübarek gecedir ama herhalde peygamberin ispatı vardı ya Miraç böyle, biz de havamızdayız ya. Yani. Ondan sonra 45 dakika bir şey olmuş, gene sormuş o getiren.
Nasıl buldun? Ya boş ver dersi dedi. O halıları nereden aldın abi dedi, merak etme. Halıya kafayı takmış. Bir şey almaya gelmemiş. Nasıl bir şey? Evet, almaya gelmemiş. Bir şey almaya gelmemiş. Ya. Şimdi. Bak şimdi. O hüküm onu her yerde sana abi. He. O hüküm var, her yerde var abi. Ticarette, içtimai hayatta o var yani. Var değil mi? Adam geliyor, sırf gözeliğine. Acayip bir şey. Sırf uğraştırır, hadi bana ev alıyor. Niye geldin sen? Hiç gayetsiz geldi. Hani niyetin neydi? Ne amaçla geldin? Ne için geldin? Niye yaptın dedim. Bak sen esnafsın. Yani. Senin mesleğinde asaslık var. Benim mesleğim de öyle. Allah'ın izniyle, yani 56 yaşındayım. 17 yaşından beri bu işteyim. Senin de kuyumculuk olduğu için hassastır. Herkes mesleği teşe yapar. Benim de öyle. Şu kadar kişi böyle çevireyim. Allah'ın izniyle 500 kişi dahi olsa, kimin ne niyetli böyle art niyetli olduğunu %70 hissediyorum şu. Bazı şey ısrar ediyorum onun yüzüne bakarak. Size söyleyeyim esnaf olanlar. Ahmet Efe ustalaştın sen. Kapıdan girdi adam beyaz eşeğe. Bu adam alacak mı, almayacak mı? Piyasayı mı araştırıyor? Hatta bir tanesini söyledim Mehmet abiye. Ben dedi taksitle mi alacak, peşin mi alacak onu da hissederim dedi. Tamamdır. Tamamdır. Bence işi var abi. Anlarsın. He? Anlarsın. Bence işi var. Tokatçı. Onu da evet. Anlaşılıyor değil mi? Ama bu bir günde öğrenilmiyor yani. Emek sarf etmek gerekiyor. Selam değil mi? Senin de öyle. Emek sarf etmek gerekiyor. Sevbak o da. Hele senin için de öyle. Çok dolaştın sen. Köylere kadar değil mi? Aslan'dan bilmem ne. Daha çok insan tanıyorum. Daha fazla. En fazla evet. Benden de fazla. Sen bayağı fazla. Evet. Yani... Gösteriyor be kardeş. Ya mesela cenazeye gittim. Cenazede konuştum. İşin. Demiş ki orada öteki tarafta. Dedi ya nasıl buldun bu adam böyle şey. Vallahi bunun halinde nasıl bulunuyorlar dedi. Hayret. Dediğini vallahi anlattığında pek bir şey anlamadım ama dedi. Yüzü siması iyiydi dedi. Bu kötü insan değil dedi. Ama sevmiyorum dedi. Sebebi ondan. Benim takımıma biraz dil uzattı diyor. Taraftar oldum takıma. Sevmiyorum ama dedi, bu iyi insan dedi. Kadın diyor ha bunu. Kendi iyi değil o zaman. Ha, yani bunun yüzü diyor, öyle kötü insan değil diyor. Yani belli be kardeşim. Bak şimdi. Hem insandaki, devam ediyor, insandaki nefis ise... Şeytan her vakit dinler. Bizde var mı şeytan, nefis? Var. Var. Kimi dinler? O da mı dinler? Amcasının çocuğu işte değil mi şeytan? Evet. Onu dinliyor. Kim? Nefis. Her vakit şeytanı dinlermiş. Hangi tarafımız şey? Çok zayıf taraf. Talebesi dedi ya mi? Şeytanın talebesi olan nefs emmare. Ya. Nefs emmare değil mi? Şeytanın talebesi. Hem şeytanın talebesi hem de diyor ehli davetin vekili olan şeytan diyor. Ya böyle bir acayip sistem. Ahmet bunlar korkutmasın seni ha böyle bir şeyle. Bana keyif veriyor biliyor musun? Böyle bir şeyin üzerine oturuyorum falan. Bir gün Almanya'da Cuxhaven'de imamım daha kaç 2005 mi nedir? 2004 ve 2005 Hamburg'dan 126 kilometreden gelmişler. Karısı, babası ve annesi. Arnavut kendisi 30-35 yaşlarında misal verir. Adam doktora gidiyor Ömer abi. İki kişiyi hissediyor. İki tane farklı şahsiyet var. Bir böyledi bir böyle. Hani var ya bizim aklımızın arkasında bir akıl var. Biraz dün bahsettim. Ulan ben bir şey yapıyorum başka bir şey söylüyor. Lan hariçten başkası iken yok. Benim kafamda başka bir akıl mı var aynı sebebi bir mantığım var mantık getiriyor. Lan düze çıkıyorum dibimi uyuyor. Ya benim düşmanım benim içimde mi ya? İki tane mi kafa var bende? Ha? Bunun için tedaviye gidiyor. İki taneyi doktor Alman doktor aman tek. Tek hisset kendini, teksin diye ilaçlar veriyor. Geldi bana, neyse. Lojmanı hiç unutmuyorum. Anlattı. İyi dedim, kaç tane hissediyorsun? İki tane. İki tane olmaman lazım. Tabii o da öyle. Tabii, üç tane olman lazım. Bir anda
Şu yaptı adam da inan yüzü gözümün önünde. Deyince böyle şaşkınlık yaşamadı. Rahatladı annesi ve babası. Hoca efendi ne diyorsun dedi ya. Yani çocuk zaten hasta sen daha beter mi yani. Ondan sonra kesbedilen, reddedilen arzular kesbi şiddet eder ya. Olmayacak ve yanlış zannettiği doğruya savaşıyor. İlaç çare olur mu? Çünkü doğru bir şey yani. İki tane değil, üç tane sitmen lazım. İki tane şahsiyet, üç tane şahsiyet olması lazım. Sen ilaçla teki indireyim. Nasıl ince? Olmaz ki. Fıtratta bu var. Nasıl üç tane? Nasıl üç tane hoca efendi dedi ya. E boşuna mı geldiniz buraya bir dinleyin. Bak. Ben et kemikten mi ibaretim? Yok. Ruh yok mu? Yani bu kağıt. Üzerine araba yap, kadın resmi yap, dolar yap, villa yap. Tamam, gelsin bir kibrit. Ha ne oldu? Duman çıkmadı mı? Ateş çıkmadı mı? Nur çıkmadı mı? Ama kağıt gözüküyordu. İnsan bu kağıda benzer. Nur cennetten, duman cehennemden, ateş cehennemden haber veriyor. Dünya bu. Bunun üzerine bina ediyorsun. Bir geliyor hakikat, duman olup gidiyor. Ha, insan da bu cesette gibi oturuyor. Binada sen oturduğun gibi. Kim var burada? Ruh var. Bir de beden var. E beden varsa onun talepleri yok mu? Bedenin talebi yok mu? Uyku var. Yedi baklavayı cinsellik var. Kızdırdı asabilik var. Önüme kırdı arabayı. Evet Mehmet abi. Ömer abi. Araba mal aldı, tüp aldı. Adam vermiyor. Geldi şey yapma. E beden yok mu? Var. Bedenin hazları ve doğruları yanlışları yok mu? Var. Ruhumuz var mı? Var. Onun da doğruları yanlışları var. İkisi de bize verilmiş kullanıyoruz. Niye ruhunuzu kirlettin denilen ruh değil ki. Benim gömleğim diyen gömlek değil arkasında. Ben diyen arkada benim gömleğim gir içeri. Benim atletim. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım. Benim ruhum bunu kaldırmaz kardeşim. Kimin? Benim ruhum. Ha ben benim ruhum diyen ruh değil. Ruhun arkasında birisi. O da bir şahsiyet. Nefis, ruh. Benim ruhum diye. Allah Allah dedi. Adam orada oturuyordu. Fırladık. Uyum dedi ya. Ha bana hangisi diyor. Şurada şu diyor. İyi değilsin. Kötüsün. Öleceksin. Kalp krizi geçireceksin. Her şey olacak. Hı, bu adam. Bir tarafında cevap veriyor. Sen de endişe ediyorsun. Buna diyeceksin ki. Sus lan sen. Sen haklısın. Üç tane şahsiyet. Otur buraya. Bitti hocam dedi ya. İki tane farklı ses. Tabii ki. Olmaması insan değilsin o zaman. Sen şeytan yok ya. O konuşmayacak mı burada? De, ver ağzının payını. Soldan fırıyor. Ver ağzının payını, ver, ver. Fır, tam bir fırsat. Geldi bir tanesi, gariban altını getirdi, cahil. Bilmiyor. Altın ekranı da okuması da yok. 320 gram, 300 gram yazdı. Tam bir fırsat. Soldaki diyor ki, tam bir fırsat işte. Memursun, tam bir rüşvet zamanı. Ha? Şu bu. Ha, buradan öfürüyor. Zekat vereceksin diyor Kur'an lisanıyla. Hemen diyor şeytan dikilir. Verme. Biter. Kur'an söylüyor bunu. Zekat vereceğin yanında hemen şeytan dikilir. Verme, verme. Onun için hemen vereceksin. Biraz daha fazla ver. Cizatçı bize diyemezsin. Bana mesela diyor ki namazı diyor tamam da şimdi gideceksin hemen kıl diyor işte. İnan böyle darlattığı zaman ben secdeleri, rükûleri beşi çıkarıyorum. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala beşi çıkartıyorum. Biraz sonra rahatlıyor. Ruh rahatlıyor. Nefis onu. Diretiyorsun ona. Ha, tamam. Demek ki beden var. Onun doğruları yanlışları var. Ruhum var. Doğruları yanlışları var. Bir de bunu onaylayıp reddedecek. Bunların arkasında birisi var. Bunlar savaşıyor. Ben değilim bunlarla. Ben bunun arkasındayım. Bunu Ustad bunlara 27. sayfa sözlerde cihaz insani diyor. Ruh da sana verilmiş cihaz. Mahluktur, ziyayattır, zişurdur, kanunem rucu darici sahibidir. Sana verilmiş. Sen Enes'in daha arkadasın. Üç tane. Hadi bakalım. Hem insanda nefis ise, insandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. Nefis nedir? Onu şey yapalım, ezber olmasın. Beden var ya beden, bu beden. Bu bedeni suya açalım, koyalım da açalım. İçinde ne madde var? Maddi ve manevi, yani gurur, kibir, manevi, başkasına hava atmak falan,
Bu manevi lezzet. Bir de baklavadır, cinselliktir, gezmekten hoşlanıyor. Maddi ve manevi lezzetlerin menbaı bedendir. Bunun adı nefistir. Nefis bu. Beden hayatı. Yani manevi tarafı nedir? Bir daha söylüyorum, gurur, kibir. Yani vücudu yok. Desinler. Desinler diye biner arabaya desinler. Bir de maddi, işte maddi dokunduğumuz, yediğimiz, giydiğimiz. Nefiste ne bu? Bedenden ayrı bir şey değil, beden. Nefis donmuş, buzdolabına koyduk, dondu, ceset oldu. Ruh da geldi, buna bindirildi. Haydi bakalım, iki tane farklı yapı. Bu fani istiyor, o beka istiyor. Bu hazıra müptela, o mazi ve mustakbele istiyor. Böyle bir sistem Mustafa. Bilince keyif veriyor ya. Sıkıntı olunca keyif veriyor biliyor musun ya? Allah Allah. Böyle meleklerin böyle sıkıntısı yok. Para derdi yok. Geçim derdi yok. Melekten üstün oluyorsun sıkıntı çekmeyle. Melekte yok ki böyle bir şey. Acıkmıyor. Cinselliği yok. Kuvve-i gadabiyesi, şehviyesi yok. Öyle bir tane, iki tane melek hava attı. Ya biz olsaydık ya Rabbi bu kan dökecek falan diye Harut ve Marut muydu? O şey indirildi. Ondan sonra Harut ve Marut. Melek dedi ki Cenab-ı Hak insanlar itiraz ettiler. İnsanları kan dökecek ve fitne fesat çıkaracak mı yaratacaksın? Yani Cenab-ı Hak dedi ki tamam madem o kadar şey yapıyorsunuz. Aranızda en takvalı, en böyle kaliteli baba, kaba dedi bizim ifadeyle. İki tane melek çıkarttın dedi. Tamam dedi. Yeryüzüne indireceğim. Bakalım ne yapacaklar. Ondan sonra getirdiler. Hadi böyle melek olarak ne yok. İnsanda iki tane kuvveyi takacağız ona. Kuvve aklı onlar da var. Kuvve-i şeyviye, kuvve-i gadabeyi de taktı cihazı. Tamam dediler. Kaliteli adam. Melekleri temsil eden indi aşağıya. Sabah iniyorlar, akşam çıkıyorlar ayet-i kürsü okuyarak. Değil mi Kur'an ifadesiyle? Ondan sonra insanlar ne işini yapıyor? Mahkeme işlerini yapıyorlardı. Mahkeme işlerini yapıyorlardı. Ondan sonra bir kadın geldi ama acayip dünya güzeli bir kadın. Kocasına şikayetçi. Ondan sonra ayrılmasını vesairesini söylüyor. Olmayacak gibi bir şey. Kadın dişiliğini kullandı. Kuvve-i şehviye var ya adamlarda artık. Ya meylettiler. Derken içkiyi de içirdiler. Bilmem neyi de yaptılar. Ondan sonra ne yaptın? Kıyamete kadar değil mi? Asılı duruyor. O sihir büyü de vardı ya. Sana bir şey mi? Mettebo matip de şey yapayım da başlayalım. Hocam daha iyi bilir de. Öyle hangisiydi? Orasıydı değil mi? Harut Marut'tu da yanlış olmasın. Acayip bir şey. Yani Şam'da bir mağarada ama gözükmüyor şimdi. Sonra bu işi yapıyorlar. Ayet-i Kürsi okuyacaklar, çıkacaklar. Çıkamadı. Değil mi? Çıkamadı. Ayet-i Kürsi ile çıkıyorlardı yukarıya. Yani bu insanı yüceltmiyor da. Kardeşim. Sistemimizde bunlar var. Ne olur? Bunlar şunu mesajı vermek istiyorum. Özgüvenini yıkma. Benden bir şey olmaz deme. Ben bir şey yaramam deme. Sen çok işe yararsın. Niye biliyor musun? Hala şeytan senden ümidini kesmemiş. Allah hiç senden ümidini keser mi? Şeytan ümidini kesmedi de senden. Hala. Ula şeytan ya benden niye uğraşıyor? Ah, peygamberden bile ümitli ya. Peygamberi de düşüreceğim diye ümitli adam ya. Hiçbir zaman şeytan gitmedi yeyse, senin hakkında yeyse kapılmadı. Ondan bundan bunu adatamam diyemiyor. O zaman gözüküyordu Hazreti Saadet'te. Ya diyor Hazreti Ömer yol değiştiriyorum diyor. Öyle istisnai şeyler var. Şeytan senden ümidini kesmemiş de sahibimiz olan Allah senden ümidini keser mi? Kesmediğine delil bunları dinliyorsun. Hala nefes alıyorsun. Hala kendine şehadet getirme hakkın ve şansın var. Ama milyarlarca insan var. 120 milyar yerin altında bilim öyle diyor. Yerin altında insan varmış. Ama onlar hepsi şöyle diyormuş. Ya Rabbi bir defa bizi bir çıkar. Bir dakika bak ne yapacağız? Ne yapacak? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah diyecek. İman eden de etmeyen de çoğalsın diye. Ama kafir ne diyecek? Bir an la ilahe illallah demek için an istiyor. Ama 300 sene, 500 sene yaşamış, bu fırsatı kaçırmış.
Ama bizim var değil mi Mustafa bu şans? Var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Elhamdülillah. Şimdi demek ki özgüveni çökmek yok. Ümitsizlik yok. Bak şeytanın gayesi, dün akşam da söyledim, gayesi sana günah işlettirmek değil. Şeytanın gayesi günah ile seni yeis atmaktır. Günah aracı kullanıyor. Onun için ne olursa olsun günahla insan kafir olmaz. Ama yeis Allah'tan ümidini keserse kafir olur. Nasıl kafir olur? Öyle diyor değil mi? Ancak kafirler benden ümidini keser diyor. Biz Allah'ımızdan ümitliyiz Ömer abi. Allah ve ahirette ümitliyiz. Benden bir şey olmaz deme. Ne olmaz ya? Yatsı yıkılacaksın Allah'ın izniyle. Bu sadece iman ve ümit gibi aile sermayesi. Ya. Ya. 38'in sefa ümidi var. 49. 49 mu? He. Bak. İman ve ümit gibi âli sermayen varken diyor. Bu Risale. Görüyor musun? Oh! Ümitliyim ben. Dünyada işte imanın sağlaması, imanın güzelliği. Allah ve ahirette ümitliyim. Ne güzel, vallahi dünyamdan daha güzel olacak benim öteki tarafım diye ümitliyim. En azından mahkemelerim olmayacak daha. Bak yedi mahkemeye gidiyorum. Evet, onunla geçecek. Bak hem insandaki nefis ise şeytan her vakit dinler. Kuvve-i şehviye ve gadabi ise şeytan desiselerine hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedir. Bak kuvve-i şehebiye ve gadabiye. Bak kuvve-i şehebiye ve gadabiye bir kulak ve dil gibi olduğunu söylüyor. Bakayım nerede? 83'te galiba. Bir de o az önceki 13 tane desiseye karşı kulak dil gibi abi. O 13 tane deseseden her an girebilir yani şeytan. Ama bu 13 taneden bir tanesi giriyor. Değil yani mi? O kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehveyi kullanarak o 13 taneden kişinin zaaf noktasını bilerek oradan girebiliyor yani. Adam. İki cihazı kullanıyor yani. He? İki cihazı kullanarak. İki cihazı kullanıyor. O 13 tane saydık ya. Allah razı olsun. İyi hatırla. O var ya fesattan, alçaklıktan, tahripten, ihtilafı kullanma. Tam da nasıl yapıyor? İki cihazı kullanıyor. İki cihaza bakacağız şimdi. Ne hangisiymiş? Kuvve-i şehveye, kuvve-i gadabiye. Kuvve-i şehviye nedir diye şey yapacağız. Kuvve-i gadabiye. İlle böyle cinsellik değil. Hayat var ya hayat, hayat perest. Şimdi insanda bu cihazlar var ya kulak falan bunu. Şu kulağın sesi direkt kalbe gidiyormuş. Göz, burun, dil, el, beyine gider. Veriler. Direkt kalbe giden, kalbe en yakın olan cihaz kulakmış. Ayetlerde ilk önce kulak geçiyor ya. Kulak geçiyor. Ve anne karnında çocuğun yaratılırken ilk yapılan, ilk ortaya çıkan cihaz da kulakmış. Tamam. Vahiy de ilk bu muhatap olmuş. Kulak. Tamam. İkra öyle dedi. Şimdi bir tanesi neymiş? Lüme-i şeytani ve kuvve-i vahime. Kalbe yakın, kalbe yakın bir cihaz var. Lüme-i şeytani. Kafada da şurada kalem var mı? Ha, var. Yazar inşallah değil mi? Arkadaşlar şurada şu tasavvur var ya tasavvur. Zan, malumat, bilgiler, doğru veya yanlış hepsi. Burası hayal ettiklerimiz, edeceklerimiz. Şimdi şu kalp var. Kalbi şöyle çizeyim de. Şöyle. Buraya bitişik değil. Şöyle alçağın şurada bir şeyi var. Burası lümme-i şeytaniye. Konsolos var ya. Konsolos, evet, konsolos. Yani bir devletin konsolosu. Şurada da, bunun içerisinde de, şunun içerisine şöyle bir tane de şey var. Neydi bu? Kuvve-i vahime. Kuvve-i vahime. Ha, şimdi bu kalp buraya dışarıdan gelen sesler kulaktan
İnsan kulak. Buradan gelen sesler doğru kalbe doğru gidiyor. Şimdi şeytan sana vesvese verecek. Buradan vesvese, onu anlatacağım nedir? Buradan düşünce bozukluğu, tek tek anlatayım. Buradan ne veriyor? Vesveseyi şurada yapar. Eyleme yapar. Olana hücum eder. Şeytan bir yere hücum ediyorsa o vardır. İspatın en güzel deli şey nedir o? İmanlı olana imansızsın der. Abdestli olana abdestsizsin der. Eylem olmuş mu? Var mı? Vaki mi? Ona musallat olur. Olmayan olmaz. Bu ise olmayan düşünceleri imal eder. Düşüncedir. Bu eylemedir. Mesela yazın affedersiniz. Kilo olanlarda çok sorulduğu için söylüyorum. Öyle misal veriyorum ki işe yarısı. Kilo çok olduğu için yazın da terliyor. Sırtındaki ter büyük abdest yorulduğunu poposuna doğru iniyor. Bunu fıkıhtadır. Tabii hareket edince et hareket ediyor. Olduğu için. Hep abdest sorunu yaşarlar. Abdestim gitti. Gitmez kardeş. Yani abdestim gitti zannediyor. Abdestin gidebilmesi için ne lazım? Ses ve koku. Koku aldın mı? Yok. Ses aldın mı? Yok. Belki. Belkiyle Karadeniz belki pekmez olur. Belki olur mu? Lai bretel ihtimali gayrin aşan delil. Delil, emari olmayan bir şeye de hüküm vermez İslam. Demek ki şeytan şuradan kalbe vesvese atar. Vesvese. Vesvese atar. Nereye attı? Neye musallat oluyor? Vara musallat olur. Abdestin yok dediği zaman şöyle diyeceksin abi. Şeytan tasdikte abdestin var. Bana aittir. Abdestinize vesvese geldi mi? Kıl namazı. 86. Sefemel nasıl bilmem. Ha? Hırsıza peygamber zelalde misalidir bu. Boş eve girmez hırsız. Ha? Şimdi demek ki amele vesvese olur. Bu lüme-i şeytaniye. Bu neymiş? Kulaktan daha çok şey öfürür. Kulak. Kuvve-i vahime tasavvurdadır. O eylemleşi yok. Namazda, abdestinle, efendim, abdestin gitti, öyle bir mezeleye girmez. Bu nereye girer? İyi değilim, kötüyüm. O senin hakkında böyle düşünüyor. Hep fikir, olumsuzları olumsuzlar. Hep düşünce. Hani müsbeti de var tabii de. Burada, peki ne yapar? Senle konuşur, değil. Bu vesvese kulak. Öfürür. Şeytan öfürmek, bu konuşmak. Söz duyarsın. Ha? Bir şey mi dedin ya? He? Yok. Aa, senin sesini duydum. Bu adam. Ses, konuşmak. Konuşmayı bu yapar. Namazda. Ya, selam aleyküm. Ben bir daha alayım. Niye alıyorsun? Ne olur ne olmaz. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Şeriata uymadın, şeytana uydun. Şeytan dedik, abdestin yok, git al. Şeytanın sözünü yapıyorsun. Uydum şeytana. O zaman Hasan Ali bu mu öyle dedi ya, şeytanın tuzağı zayıftır. Yapıyor. Bu, işte bu kadar. Keyde şeytane zayıfa. Yesinir pufuğunu. Şeriat. Zaten vesvesenin gelmesinin sebebi nedir? 5 tane özelliğini aktif etmek için. 1. Nereye vesvese geliyorsa git onu öğren demektir. Niye Allah musallat etti bize onu? 1. İlim yapman için. Tamam 1. Tahariye dahildir. Ciddiyete vesiledir. Tabunu def eder. Lakaytta atar. Bir tane var. Bak. Lakaytta atar. Tavunu def eder, ciddiyete vesiledir. Lakayt'ta onu okuduk. Tahariye dairdir.
araştırıyor. Ondan sonra abdest alıyorsun, sana vesvese mi geliyor? Adam gibi al, lakayt alma. Yani şeytan bu beş tane sıfatı kazanıp iki tane de neticesi var, biliyor musunuz? Şeytan şer-i mutlak iken insana iki tane hayır yapıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Şeytan kemalat insaniye sebeptir. Makasıdı hayliye külliye vesiledir. Şeytan iki tane şey. Şeytan olmasa insan kamil olamaz. Melekler kamil değil ki. Melektir. Günah yok ki kamil olsun. Terakkisi yok. Terakki edene kamil denilir. Şeytan vasıtasıyla insan kemalat kazanıyor. Makasidi hayli külliye vesile oluyor şeytan. Şeytan, kemalat. Hasan abi cihatta ya, cihatta olduğu için kazandığı zaman savaşı kazanmış oluyor değil mi? Evet. Yani bak arkadaşlar, bir, şeytan bir ne yaparmış? İki, beş tane yazayım. Ondan sonra üç, dört, beş. Bak şimdi. Yazar mı bu şey? Tayakkuz'a sebep olan bir tane. Evet. Bir bak. Sete, ta, yak, kuza sebeptir. Kuza sebeptir. Taharriye dair. Bahet teha, taharriye dairdir. Te söyle gene. Ciddiyete vesiledir. Te yok mu? Tehavünü def eder. Ha, bünü def eder. Def eder. Ciddiyete vesiledir. Sonra ne var? La kayıtlı atar. Ciddiyete vesiledir. La kayıtlı atar. Atar. Bu da insanı ne kazandırıyor? Bak. Bir, kemalat insaniye. İnsaniyeye ye iki makasıda hayriye külliye. Makasıdı hayri ye i külliye ye. İki tane. Yani bu adam olmasa rahmet okumayın da lazım değil bu serseriye. Lazım bu adam. Basıp geçeceksin de. Evet. Bak, tahariye dair. Teyakkuza sebeptir. Teyabunu def eder. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlı atar. İnsanda yoksa acayip olurduk. Yani şey bize atmacalar diyor, serçe kuşuna sanat olmasaydı adam hedefden tembel olacaklardı. Şimdi çok lazım şeytan. Adam çünkü ona acıyın, çok ciddi iş yapıyor. Yani imansızlığın temsilcisi olmak kolay iş mi? Lakayt nasıl atıyor? Yani mesela diyelim kaptes alacaksın. Veya hayatta yaşayacaksın. Lakayt yaşanır mı ya? Lakayt da atar. Oğlum ne oluyor ya? Çünkü lakayt olunca tepene biniyor. Ne yaptığını bilmiyorsun ki. Ezan okunmuş, lakayt. Lan ezanın lakayt olur mu ya? Vakit okunmuş ya. Bilmediği ve tereddütlü şeyde vesvese girer. Bildiği şeyde vesvese gelmez yani. Öyle mesela bana dese ki imanın yok. yok da ne yapacağım? Gelmiyor. Tamam mı? Gelmiyor. Namaz kıl da gelmez sana. Kılmaz değil mi? Şu işin var, biraz sonra kılarsın. Kalitesini düşürür. Düşe kalkana gidene pek nakayt namaza kılma der. Namaza kılıyorsan sen ki size namaz kılma diyemez. O kadar geri zekalı değil. Geç kıldırıyor, kalitesini düşürüyor. Hızlı kıl. Yani kalitesi yeterli düşsün. Şimdi bitiriyorum. Son şeyi yapacağım. Buradan bak 83. Lümme-i Şeytaniye ve Kuvve-i Vahime bir kulak. Lüme-i Şeytaniye üfürüyor kulak, bir dil, Kuvve-i Vahime de dil konuşuyor. İyi değilim, kötüyüm, herhalde, güzelim, gene kötü olacağım.
İyisin ne kötünün. Allah. Mesela bak. Adam konuşuyor. Kafanda diyor bir hennas var diyor. Ya bir zaman olsa şöyle bir saat anlatsam şu adamı. Dese, diyor ki namaz kılıyorsun ama diyor Allah seni ya sevmiyorsa. Tamam. O da hemen daha çok kadınlarda oluyor. Ya hakikaten Allah beni sevmiyorsa Allah seni sevip sevmemesi senin işin değil ki. Sever sevmez onun işi. Senin vazifeni yapmaktır. Allah seni sevdiğine delil bir kadın ve bir adam. 5-6 tane hadis kutsi sayıyorum. Allah sevmediği fiili sana nasip eder mi Allah? Namazı sana nasip etti. Allah sevmediği iş midir? Ne diyor hadis-i kutsi'de? Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Başka? Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Mesela Mustafa. Hiç sevmediğin, nefret ettiğin bir adama, nefret, en çok sevdiğini, senin için en kıymetli olanı teslim eder misin? Allah'ça en kıymetli şey nedir arkadaşlar? İman. Sana vermiş kardeşim, imanı vererek kendisini vermiş. İman demek, Allah'a taşıyorsun. Allah kendisini vermiş. Daha sevgisini nasıl göstersin sana? Sevdiği işleri nasip ediyor. Allah bir kulunu severse dinin hizmetçi seçer diyor. Sevdiği işleri nasip eder diyor. Sevdiklerini sevdirir diyor. Sevgisini kalbe koyar diyor. Ne dersin? Gökten mi bağırsın? Ey kulum! Seni seviyorum ha! Böyle bir şey mi istiyorsun? Lan bu adam konuşuyor seninle ya. Bize de konuşuyor. Adama şahidim. Uydurukçasıyla tanıyorum adama. O kadar meşgulüm ki haritasıyla meşgul oldum adamla. Orada konuşuyor. Ses duydum ya orada. Açık. O konuşuyor. Çit burada. Bak bir tanesini sana söyleyeyim başıma geleni. Almanya'dan geldiğimi geldikten sonra derse yetiştim. Dün akşam mesela uçakta geldim derse geldim. Ettir de et kemiktir sinirdir. Arkama gelemiyor pek yetişemiyor beden benim şey niyetlerime yetişemiyor. Tabii beden yoruluyor. At ya araba. Neredeydim bilmiyorum. Yattım yere. Akşam şöyle oluyor bak Hakan iyi dinle abi. Hakan dediğimse demek ki sen şöyle oluyor ha. Yatıyorum Allah Allah. Lamnatta bir fare dolaşıyor. Fare. Duruyor. Aynı böyle yaptım. Fare burada. Orada değil. Bir baktık şık, yemez der. Hayvan terli kardeş. At yoruldu ya, oradan oraya koş, oradan oraya koş, beyin imal ediyor. Neye benziyor imal ediyor? Şimşek çakıyor ya. Var mı orada şimşek? Yoruldu değil mi? Ha o, beyin böyle imal ediyor. En büyük yalanı aklınıza bu akıl söylüyor. Aklım bana yalan söylüyor. Aklım aklıma düşman. Aklımın şerinden aklımı kurtarmaya çalışıyor. En büyük ses, her şey olabilen ses var. Nedir o? Sessizliktir. Onun için ecdat demiş, konuşmak altın ise sükût demirdir. Öyle miydi? Hayır. Konuşmak gümüş ise sükût. Niçin biliyor musun? Susmak her şey ihtimali veriyor. Ne diyecekti acaba? Her şey olabilirken konuşunca bir şey oldu. Çok garip değil mi? Sistemi bildin mi? Oh üzerine oturuyorsun. Var ya böyle bazı dükkanlarda var. Böyle bacak bacak üstüne atmış. Peşin satan. Taksit satan. Sistemi tanıdın mı? Keyfine bak kardeş. Allah'ta da ümitliyim. Mezara bakıyorum. Ölümü de seviyorum, dört gözle de bekliyorum. Çünkü Müslüman ölmeyecek. Müslüman mevte mazar olacak. Mevt, tahvili vücuttur, itlak-ı ruhtur, tebdili mekandır. Pasaport dairesidir. Toprak altına muvakkaten bedeni bırakıp çekip gitmektir. Ödemiyor. Kafir ölecektir. Müslüman mevte mazar olacaktır. Ölmeyen ölecektir. Kardeşim,
Ücret almaya gidiyorsunuz demiyor mu Üstad 20. mektupta? Vazife bitti, meşakkat bitti, ücret ve mükafat almaya gidiyorsun. Ulan ücret ve mükafat üzülerek gidilir mi? Ha, vahdet dairesine teneffüs etmeye gideceksiniz. Son cümlemi okuyorum. Burada okumuştuk. Ha şey cümleyi okuyayım son cümlem olmasın. Kuvve-i vahime bir kulak, lüme-i şeytaniye kulak, kuvve-i vahime değil olduklarından sizin bildiğiniz demalardan okuyorum. 83 bir tane söyledi. Nerede okuyor bu ya dedi. Onu üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şans-ı şerirenin benim dışında birisinin vücudunu ispat ediyor. Hariçte birisi var. Yesinler onun fare numarasını. Bana fare yaptırsın başkasına. Ama şimdi son şey işte ey şeytanın desiselerine muhtela olan bir çare insan. Son. Ha, bir çare insan yani kendisini çaresiz zanneden insan. Hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen bir, sihat-ı fikir, doğru düşünmek, istikamet-i nazar, doğru düşünüp doğru şeyleri görebilmek, düşünebilmek ve selamet-i kalp istersen, abi ben bunlardan kurtulup vallahi peşin satan bacak bacak üstüne atmak gibi bir şey yapacağım. İstiyor musun? Evet. İstiyorsan dinle o zaman. Bir, muhakemat-ı Kur'aniyenin mizanları ile. İki, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap. Ne demek istedi? Muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla. Nedir muhkemat-ı Kur'aniye? Yapmalar abi. Allah'ın açık emirleri belli. Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Günah yapınca sevmiyor. Allah sevmediği işi yapıyorsan. Sevdiğini yaparsan Allah sevdiğini gösteriyor. Muhkemat-ı Kur'aniye neyle? Kantarıyla. Allah'ın dediği haramlar, helallar kantardır. Yapıyorsan yapıyorsundur, yapmıyorsan da yapmıyorsundur. Bedi midir? Bedidir kardeş. Allah Resul dedi mi? Geldi sahabe dedi, ya Resulallah bana bir şey öğret de cennete gideyim ondan. Bunu yap, bunları yapma, bunları yap, bunları yapma, bunları yap, bunları yapma dedi. Tamam ya Resulallah dedi. Daha konuşacaktı. Tamam dedi. Adam çekip gitti. Sahabe kızdı böyle biliyorsunuz. Yani Allah Allah Resulullah susturdu. Ben bu kadar yapabilirim, bu kadar aldım dedi. Ondan sonra cennetliği görmek istiyorsanız da buna bakın dedi. Tamam. Bak muhkemat-ı Kur'an'ı. Kur'an'da helaller belli, haramlar da belli. İki sünnet-i senin terazileriyle, sünnet-i seniyede o da Kur'an ve hadisteki haram ve... Kur'an emretmiş ya, yani sünnette nasıl yapılacağını tarif ediyor yani. O, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Böyle yap. Oruç demiş Kur'an'da. Oruç nasıl tutulacağını demiyor. Namaz kıl demiş. Vakti-i salavat-ı zekâ. Ne diyeceksin hangi rekatta bilmiyoruz. Tarifi nerede? Sünnette. Bu kadar. Onların teraziyle aman eylemini ve hatıratını yani kafana gelen düşünceleri, vesveseleri tart. Bu amel doğru mu? Allah böyle yap dedi. Bitti. Doğru mu değil mi? Beni ilgilendirmez. Ben yaptım. Acaba namazım oldu mu? Zahiri şeriata mugayir bir şey var mı? Zıt bir şey var mı? Namazım namazdı. Bitti. Ama benim haberim olmadan namazım olmayacağına dair bir şeyler olmuş. Vesvese Risalesi 21. Lema'da sözde diyor ki o bizi ilgilendirmez. O Allah'a ait. Çünkü unutulan şeyler bağışlanmıştır. Amene Resulü de öyle diyor. Ya Rabbi unuttuğum şeylerden bizi muhaze etme. La yükellifullah nefsen illa vusaha. Sırınca teklifi malaritak. Yoktur. Amal ve hatıratını tart. Daima sünnet-i seniyi rehber yap. Ve euzubillahimineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en ahirki suresi Euzubillahimineşşeytanirracim Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi Rabbin Nas Melikin Nas İlahin Nas Min şerril vesvasil hannas Ellezî yuvesvisu fî sudurin nas
Minel Cinneti ve Naz suresinin hisni hasinini ve kalay metininin kapısını o 13 anahtarla aç, gir, selameti bul. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve kul rabbi euzubike min hamazati şeyatin ve euzubike rabben yahturun. El Fatiha temas selavat.